Hadi valla. Bir dakika. Konuşmayın ki ses alıyor. Çekersen ne yapacaksın? Günaydın Türkiye'de çıkar ha bu. Bu babanın resmi değil mi? Evet. Kahve dedim ben de alayım. Adam bağlı abi. Ha Mahmut amim de geliyor onu da çek ha. Gel Mahmut amim. Gel sen de gel Kerem oğlu gel. Abi amim de çek. Bu da buranın ortağı. Gel. Ha bir film ne iş yaptı? Beşlilerin ne iş yaptı? Beşlili olduğunu tanıtma. Bu filmin gayesi. Kaç aydan bir aydan belli çekiyor. Ha. Sağ olsun. Köyleri kentlere hep çekiyor abi. Vallahi. Her köye gidiyor. Bunu dayımın para falan veren var mı böyle mi çekiyor? Kendi sana ban dedik getirip. Bu kim ki? Bu bir beşli ya. Yani, alan adamlara. Bekir'in kardeşi Bekir yok mu? Dostlar bir bahsi. Kerde sizin lafınıza kimler derler? Keremler. Peki. İkincisi hangi ovada oturuyordunuz? He? Hangi ovada oturuyordunuz? İdris. Meydan İdris'ten çıkardık da. Meydan İdris. Bir iki o çağa, çarşıya inecek Kırhanlı'ndan gelirken Masa Pazarı'na yol ayrılıyor. Bir aşağı çarşıyla Çin'deki ev bizim evdi işte tereker. Evet biliyorum. Şimdi ikincisi bu Besli'de niye göçtü bu millet? He? Neden göçtü? Ben yani Besli'den neden dışarı göçtü? İşsizlikten göçtü. Çoğu da zenginlikten göçtü. Buraya beğen dedikodusundan, sundan bundan kaçtılar. Ha. İşsizlikten. Burada sen biliyorsun köşkerlik meşhurdu. Evet. Lokumacılık meşhurdu. Evet. Aşağı şehirde. Sen de benim kadar yaşadın. Ya %40'ı lokumacıydı. Evet. Değil mi? Evet. %40'ı. Lokumacılık da ölüncük. Evet. Biz 150 tane Oka Sarı'nın önünde talebe vardı okuyan. Evet. O da köylerden talebe tuttular, getirdiler, aldılar bütün. Hükümet her şeyini bedava karşılamak şartıyla okuyan yoktu. Evet. Her vatandaş okuyamıyordu. Hadi. Anladın mı efendim? Evet. Onun için işte bu köşkerlik filan şeyini ölüncük, dokumacılığı ölüncük. Bak bir tane o köşker pazarındakiler. Hepsi şeyle değil mi? İstanbul'da. Evet. Kunduracı şimdi hep köşkerler. Ha. Ha şimdi bu köşkerlik dururken Kunduracı'yı gittiler orada nasıl öğrendiler şimdi? Önderdiler. Demek ki yüksek kabiliyet var. Tabii. Hiçbiri de okumamış oldu. Kültürü yok, ölçüsü yok. Endezeyle değil mi? İş adamı. 150 tane olmuyordu. 140-150 olurdu aşağı aşağı. Senin mesleğin neydi? Benim mesleğim babam tüccarıydı. Kerem. Ben de dükkandım. Ondan sonra ben tüccarlık ettim. Evet. Ondan sonra ben o düğenimi Kuruzluk'a sattım. Evet. Şeyden gelirken, camıdan gelirken, çarşı camıdan, Çengade bir tatlı basına gidip falan. Çengade'deki düğen bizim düğen, benim düğenim. Evet. Şimdi ikincisi de şu. Ha. Kimi diyor ki bu Besli yanlış yere kuruldu diyorlar. Çat diye isim benzerdi. Kayardı diye buraya yapılmış. Onun mevzusu başka. Onun mevzusunu da biliyorum sana. O beylik ağlaklığa döküldü. Ha. Esas bu şehir şeye kalkıyordu. O zaman babam da belediye azasıydı. Dündar. Dündar'a kalkıyordu. Evet. Dediler ki oraya beylerin malı. Ha. Hacı Paşa gelin. Beylerin malıydı oraya. Evet. Çalga. Evet. Ha. Sonra dediler ki gelin bu şehri şeye kaldıralım. Ben o zaman adam akıllı biliyorum, talebeyim. Evet. Tavaş'a. Evet. Tavaş dedi, emrelerim var dediler. Bizim cümlemiz dört cümle var ya. Beyler, ağalar, emreler bile senin benim vatandaşlar var. O zamanlar ona razı olmadılar. O zamanın mevzusu Reşit Ağa'ydı işte. Hellan'ın dedesi, Sahtar'ın babası. Getirdi. Bu Sarkan'da ev vardı bunun. Getirdi şehri buraya kurdu. Milletvekili o zaman mebustu işte Atatürk'ün zamanında. Ha mühürlü mü? Ha. 35'te buranın temaları 34'te. Evet. İlkokulun. Evet. İşte ilkokul yapıldı. Bunlar başına bizim evimiz biliyorum çünkü burada ben okulak kutuya yani. Evet. Daha
daha şeyini söyleyeyim. Peki şimdi diyorum ki bir de şu var. He. Bu hamamlar biz millet göçmezden önce bir haliye düşmezdi. He. Düştü mü? Düşmedi. Hamam bizim idi, tahtalı hamamı. Şimdi bu olsun. Göçten sonra neden yıkıldı? Neden ilgilenilmedi? Kimse mesela şimdi aşağı şehre zaten Bekir Bey hamamı evvel yıkıldı. Şehrin kimse gitmedi. Ondan sonra tuttu tahtalı hamamda da şey etmedi. Meydan hamam çalıştı. Buradan kimse meydan hamamına yıkanmaya gitmedi. Kendi kendine çoğu durdu. Adamlar çalıştırdılar, baktı gelen giden yok, vazgeçtiler, onlar da yıkıldı. Yani gidilmedi. Şimdiki olsa arabalar, şimdiki olsa o hamam, şimdiki arabalarla... Ama şimdi öyle bir şey ki yanında külhanın önünde araba vardı, biliyor musun? Millet bu şeydi orası, garajdı. He. Şimdi bak devlet yolu oradan geçti. He. Şimdi diyoruz ki bu yapılan bu eraziye devlet yolunu geçirmedi de yol kadar halkın değeri yok mu da buraya halen devam ediliyor yani. Senin görüşün nedir? Ne oraya mı? Şimdi burası çürük dendi, devlet yol geçirmedi. Çürük yerde insanları nasıl beklediyoruz? Zamanında ki o mühendislerin kabahati, bugün benim evim senede bir parmak, iki parmak ileri gidiyor, ayrılıyor. Doğru. Tehlikenin eşiğinde abi, aslında besliyor. Zaten bu şeyi kurtaran, buranın döşemesi kurtardı. Evet. Beton kurtardı bu şehri. Evet. Yoksa bu ev çoktan giderdi bu binalar. İşte burası evet. Tazı... Beyler buraya bak, beyler mi? Çekirsin bir koymada olsa ne kadar hamur çekiyor? O kazanda bir çekmede ne kadar hamur çekiyor? Beş çuval. Evet. Çuval kaç kilo? Bir çuval 50. 50 kilo. Demek 250 kilo hamuru yapıyor. Evet. Bunu kaç kişi yoğurur, yoğursa biliyor musun? Bir kişi. Evet. Elle yoğurursa mı? Ha. Elle yoğurursa kaç kişi yoğurur lan? 5 çuval. 3 kişi yoğurur ancak. 3 kişi. Yani üç kişinin işini bir makine hallediyor değil mi? Tabii. Kolaylık bu kadar ileride yani. Bunlar da hangi numaralı? Yedek unlar değil mi? Evet. Gece de çalışıyor musunuz? Eskiden gece gelir çalışırlar. Yok. Yeter makineyi çekti. Tamam. Lan kapattı herhalde. Kaç sene fırıncılık yaptın? Doğru. Ben de çalıştım. 35-40 senedir yaptım. Peki şimdi eskiden geceden kalkardınız. Maya tutmak için değil mi? Geceden kalkardım. Basmet somun çıkarlardı. Bu danacı somun satardı biliyor musun? Bu somunu alırlar mezara giderlerdi. Ne güzel kokardı o somun. Ondan sonra geçer camını aşağı buraya yollara dağılırdım. Yokale gider dağılırdım. O ne güzeldi o somunlar biliyor musun? Şimdi olsa da yiysek. Peki sen hiç değermenden çektirirlerdi değil mi o zaman? Böyle fabrika unu yoktu. Katkıyla, eşekle, değermenlerden un çektirdi. Gider gelirdi işte. Ama sonra bir de delicenin evi vardı. Çiğan vardı. Elek, kebari bir yana dedi, bunu bir yana dedi. Peki şimdi o zaman mı iyiydi daha insanlar, ahbaplar, esnaflık şimdi mi iyi? O zaman iyi. Ne şimdi? O zaman usta vardı. İnsan vardı. Evet. Saygılıydı ustaya, kalfa. Şimdi ne?
Peki bak ne diyor, şikayetçi oluyor. Neden siz bu şeyi kaybettiniz yani? Bunlar, gençler neden babaya atıya uymuyor şimdi? Fark nedir? Eskiyle yeninin farkı nedir? Şimdi senden soruyorum. Ben kardeşim versin. Dur oğlum sen ver. Hadi. He? Söylesene hocam. Şimdi istiyorum. Dur oğlum sen ver. Sen şimdi ekmek pişiriyorsun. Sen başına mı çalışıyorsun oğlum? Ha. Neden farklı yani? Niye şimdi eskiden daha şey ekmek daha şeydi, çaba sarf edilirdi. Şimdi gübre çıktı. Çıraklar giderdi, değermenden eşya yüklerler getirirdi, bilmem olduğuna giderdi, eve gider şora getirirdi, bilmem ne gider yoğurt getirirlerdi fırına değil mi? Evlerden bizim davarımız vardı, fırıncılar gelip bizden yoğurt alır satarlardı. Bizim yoğurt iyi olduğu için, biliyor musun? Hilesiz. Götür tas tas yoğurt satarlar. Havla mavla şu fırında yenirdi yani. Bir nevi lokantaydı. Tava pişerdi. Şimdi peki, verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederim hepinize. Kaç kişi çalışıyor şimdi burada? 10 kişi. 10 kişi. 5 kişi. 6 kişi. Bu. O da çalışıyor. Çırak mı bu da? Ha. Onlar çırak. Kimlerdensiniz? Ben ekmekçi babaya tercüme oldum. Kaç türlü meslek yaptınız? Bu mesleğe nasıl atıldınız? Şöyle kısa da neler yaptınız yani? Bu mesleği nasıl seçtiniz? Evvelki mesleğiniz neydi? Şöyle geçmişinizi kısa da anlatın. Şimdi ben daha önce dokumacılık yapıyordum. Bir ara bu dokumacılık işi ölünce, ondan sonra bu bakkalya işine atıldım. Şimdi de şu an şu bakkallık yapmaktayım. Peki seni kurtarıyor mu? Yani o iş miydi, bu iş miydi yani? Şimdi şöyle ortalama bakarsan. Şimdi bir ara dokumacılık işi güzeldi, iyiydi. Sonra işlerin bu bir ara kırılmasından dolayısıyla bir iki sene işler bozulunca biz artık ne yapak dedik. Bir bu işe başvurduk. Şimdi de bu işle meşgul olmaktayım. Peki bu sana da sorayım. Bu Besli'de niye göçtü bu millet? Besli'den bir zamanlar suyu yoktu. Bir ara dokumacılık durumu iyiydi. Suyu olmayınca bir işler dokumacılığın işi de biliyorsunuz suyla oluyor. Boya ipi koyuyorlar. Su elektrik. Elektrik yoktu. O an için onun için millet şey yapamayınca kimisi uçağa göçtü, kimisi İstanbul'a göçtü. Peki bu dışarı gidenlerin sırtına yadırdığı yorgan demiş adam olmaz diyorlar. Biz de görüyoruz ki hepsi de çalışkan, bu millet zengin oldu. Acaba bu söz yerinde mi söylenmiş yoksa Beslileri aşağı düşürmek, kötülemek için mi söylenmiş? Şimdi o benim görüşüm, eski koca karı lafı diye bir laf vardır. Evet. Eskilerin öyle bir geri kafalılığından ileri geliyor bu onların öyle demesi. Evet. Nasıl ki Besli halkı çalışkan. Çalışkandır, fedakardır, evet. İşçimandır. Nereye gitse çalışır, ekmeğini taştan çıkarır. Evet. Şimdi çok şükür Besli olarak nereye gitseler
çoğu şükür arkadaşlar durumu iyi. Övünüyoruz değil mi? Övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Onlar da şimdi şey görüp utanıyorlar o sözü söyleyenler. Evet. Ha. Melengez melengez memleketinde dilengez gibi bazı böyle tabirler var. Evet. Sana da sorayım. Bu aşağı şehir nasıl yıkıldı? Kim, neden? İlgisizlikten mi? Kimse mi bakmadı? Sahip mi çıkmadı? Eskiden biz bu halk gitmezden önce camilerimizi bakıyorduk, süpürüyorduk, tokaşlıyorduk. Hiçbir şeyi eksiği yoktu. Bu besinin esas ailelerin kökeni, esnafı, mesela diyelim birçok köşkeri, dokumacı gidince her taraf çöktü. Yıkılması terk edildi. Acaba neden? Niye ilgilenmediler bu kalanlar? Şimdi kardeşim bu besinin ağabey durumu vardı o zamanlar. Bu evet. Ağaların beline bu yeni besinde yerlerini haretmek için, yerlerini şey yapmak için buraya benim hani görüşüme, eşitişime göre buraları böyle şey yapmışlar. Evet. Ona buna satmışlar. Satmışlar. Batak şey araziyi. Evet. Şimdi de batıyor, devlet yol geçirmiyor buradan. Düşünebiliyor musun? Yol kadar milletin değeri yokmuş demek. Evet. Şimdi de besinin bir herhangi bir araba geçmiş. İşte bir yeni bir besin yolu açıldı. Evet. O da daha açılalı çok olmadı. İşte inşallah bundan sonra iyi olur. Evet. Daha güzel olur. Bir de bu kayardığının yerine bu çatı yanlışlık olmuş diyorlar. Buna ne diyorsun? Duyuşun nedir? Sen nasıl duydun? Çatı mı efendim? Ha. Şimdi kayardığı çatı, kayardığını şehir söylemişler. Burada mülkü olanlar buraya çat diye, burada şey çatı ya. Derlerdi buraya. Kuş obası çatı. Evet. O yanlışlığı buraya uygulanmışlar diyorlar. Doğru mudur yani? Şimdi aslında bu o yeni yere gitse daha iyi diyorlar. Ama buranın biraz yeri düzgün daha, kayardığının o taraflar daha düzgün olur aslında. Daha sağlam. Daha sağlam diyorlar, evet. Peki.